Tartışma. Şimdi vatandaşın elektrik umudu, Kılıçdaroğlu etkisi, gerekirse tüm aileleri ziyaret ederim dedi. Sayın Bakan'ın bizzat doğruladığı 200 bin civarında güncel elektriği olmayan aile var. Hane var, abone var. Tamamını ziyaret edeceğini belirtiyor. CHP lideri eğer açılmaya devam ederse elektrikler bu şekilde. Fransa'ya da uzanacağız bugün. Zira orada Macron'un ikinci zaferi var. Fakat aşırı sağın oyları inanılmaz yükseldi. Neye işaret ediyor? Türkiye'ye ne anlatıyor? Seçim sattı haline giren Türkiye'den o gözü okuyacağız elbette ama gelin Gezi'ye gidelim önce. Gezi'de Türkiye'nin gözü bu davaya çevrilmiş durumda. Gezi'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dahil olmak üzere neyle karşı karşıyalar sanıklar? Ve ayrıca Osman Kavala'nın görüntüsü yok, sadece sesi var deniyor. Teknolojik olarak böyle bir handikapında bir karar duruşması olarak görülen böylesi bir davaya yaklaşması ne anlatıyor? Arkadaşımız Erdinç Yılmaz Çağlayan Adliyesi önünde ki ilk günden bu yana Gezi davasını takip ediyor. Tekrarlandıkça Gezi davaları arkadaşımız Erdinç Yılmaz da Çağlayan Adliyesi'ndeki haber nöbetini sürdürüyor. Erdinç Yılmaz, bugün ne bekliyoruz? Tam karar günü derken yine başka güne ertelenebilir diyenler oldu, avukatlar oldu. Aldığım bilgi neye işaret eder? Evet Can Coşkun, öncelikle son sorunuzdan başlayalım. Bugün bir karar bekleniyor aslında çünkü cuma günü çıkacağı söylenmişti bu kararın. Ama sarkması neticesinde pazartesi günü kesin kararını açıklayacağını söylemişti mahkeme heyeti bir önceki duruşmada. Şu an pazartesi, bugün dava sürüyor. Ama bugün de sabah saatlerinde geldiğimizde konuşulanlar çarşamba gününe de ertelenebileceği, bir ara verilerek çarşamba gününe de ertelenebileceği noktasında duyumlar biz de aldık. Sizin söylediğiniz gibi bir erteleme söz konusu olabilir. Bir diğer açıkladığınız bilgi, Osman Kavala Segbis'e katılmıştı. Segbis mahkeme başından itibaren yer yer kesintiler meydana geldi. Sonrasında mahkeme heyeti Segbis'in düzeltilmesi için bir ara verdi ve sonrasında şu anda Osman Kavala'nın görüntüsü de gelmiş durumda. Tekrar böyle bir arıza yaşanacak mı? Bunu ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Avukatların savunması şu anda devam ediyor. Hem Osman Kavala hem Mücella Yapıcı müebbet hapiste yargılanıyor. Neden? Anayasal düzeni ortadan kaldırma. Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs. Aynı zamanda diğer 6 sanık var. Can Atalay, Mine Ergüder, Tayfun Kahraman'ın aralarında bulunduğu, onlar da anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya yardım suçundan yargılanıyorlar. Onlar hakkında istenen ceza da 15 ile 20 yıl arası. Şimdi bir konumuz var. Mahkeme duruşma salonundan dışarı geldi. Son anları anlatacak CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Şeker. Davayı seyrediyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz davanın gidişatını şu anda? Davayı izliyoruz ve dava, biliyorsunuz, iki defa beraat edilen bir konuda aynı deliller kıymetlendirerek, tabiri caizse tırnak içerisinde, kıymeti olmayan deliller kıymetlendiriliyormuş gibi yapılarak tekrar bir yargılama söz konusu. Biliyorsunuz bir yargılama bir beraatle sonuçlandığında yeni bir delil olmadan bir daha yargılama yapılmaz. Örgüt aradılar, örgüt bulamadılar. Yapıları birbirleriyle, işte Gezi davasında işte Osman Kavala'yı, çarşıyı, diğer Gezi davasını birleştirdiler, sonra tekrar ayırdılar. Yani biz burada bir yargılama kaosu yaşıyoruz ve 1637 gündür Osman Kavala içeride. Yani ben seni cezalandıracağım ve tutuklu yargılıyorum diyorlar. Bir hükme varamıyorlar ve 1637 gün geçti. Hala adalet tecelli etmedi. Bu Türkiye'de adalet adına bir utanç. Bu utancı izlemeye devam ediyoruz. Bu utancın son bulmasını diliyoruz. Bugün beraatle bir an önce sonuçlanıp artık adaletin tecelli etmesi Türkiye'nin de halkımızın da faydasına. Tapeler konu, esas mütalada geçen tapeler var. Avukatlar bunun hukuka aykırı bir şekilde edildiği yönünde itirazlarda bulundular ama tapeler bu esas mütalada var. Bunu nasıl yorumlarsınız? Biraz hukuk dışı bir durum olmuyor mu? Orada zaten bir delil yok. Yani onlar değerlendirilse de ortada bir suç yok. Değerlendirilmesi de zaten hukuken mümkün değil. Eğer bir yasa dışı şekilde bir delil elde edildiyse bunun mahkeme dosyasına bile konması doğru değil, hukuki değil. Onun için bunların kıymetlendirilmesi söz konusu olamaz. Zaten kıymetlendirilse de ortada bir suç yok, ortada bir örgüt yok. Şehrine, doğasına, çevresine, haklarına sahip çıkan 84 milyon var. Ve o 84 milyonun taleplerine tercüman olan milyonlarca kişinin sokağa çıkması var. Burada da herhangi bir örgüt, organizasyon olmadan yapılan bir tepki yürüyüşü var.
tepki örgütlenmesi var ama bu örgütlenme halkın kendiliğinden sokağa çıkmasıyla ve iktidarın haklarına yönelik saldırılarına ve doğaya, çevreye karşı saldırılarına karşı halkın kendine, geleceğine, kendine sahip çıkmasının aslında ortaya çıkardığı bir sonuç gezi. Burada farklı bir örgüt aramak mümkün değil. Zaten 9 yıldır arıyorlar, bulamıyorlar ve böyle bir kaosa, yargıyı da böyle bir kaosun içerisine bırakmış oldular. Bu ısrarla siyasi olarak cezalandırma talebi yargının üzerinde de büyük büyük. Hep siyasi bir yargılama yapıldığını avukatlar dile getiriyor savunmalarda. Bir de deliller arasına giren bazı materyaller var. Bunlar deniz gözlüğü, gaz maskesi ve aynı zamanda sargı bezi. Buna da avukatların itirazı oldu. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O zaman gezinin hemen hemen her noktasında gaz maskelerini görüyorduk. Çünkü yoğun bir gaz vardı. Bunlar delil olarak kabul edilmesini nasıl değerlendirirsiniz? Eğer halkın üzerine biber gazı sıkıyorsanız halk gözlük kullanacak. Orada kasklar takacak. Çünkü siz gaz silahlarını bir kurşun gibi insanların kafasına sıkarsanız, gözlerine sıkarsanız halk kendisini koruyacak. Halk yaralanıyorsa, yaralayan kim? Polisin müdahaleleri sonucunda oradaki silahlar, job ve darbeler. Şimdi yaralayanı suçlamıyorsun. Yaralanan niye tedavi oldu? Niye onları tedavi ettiniz diye o gazlı bezi, gözlüğü, gaz maskelerini bir suç delili olarak ortaya koyuyorsunuz. Bu da ne kadar zavallı olduklarını, ne kadar ellerinde bir delil olmadığını, bunlardan bir delil üretebilir miyiz, delil yaratabilir miyiz çabası. Ama bu yargıyı komik duruma düşürüyor. Avukatlarla konuştuğumuzda buradan bir adalet beklemiyoruz artık dediler. Müebbetle yargılanıyor Osman Kavala, mücella yapıcı. Diğer 6 sanık da 15 ile 20 yıla kadar yargılanıyor. Ne bekliyorsunuz? Müebbet hapis cezası gibi bir durum söz konusu olur mu? Burada yargılama yapılmadığı için siyasi bir kararın burada açıklaması beklendiği için bu yargıyı da Türkiye'de utandıracak bir karar olmasın diyoruz. Buradan tek çıkabilecek olan karar beraattir. Daha önce iki defa olduğu gibi üçüncü defa da beraattir. Beraatın dışında çıkacak olan her karar Türkiye'yi de yargıyı da utandıracaktır. Çok teşekkür ederim Sayın Şeker. Evet Can Coşkun, Gezi davası içeride sürüyor. Avukatlar savunmalarını gerçekleştiriyor. Savunmaların ardından tekrar sanıklar son sözlerini söylemek için söz alacaklar. Biz de ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz diyerek söz size bırakalım. Erdinç Yılmaz, Murat Erkmen, teşekkürler. Çağlayan Adliyesi'ne bugün karar çıkana kadar, karar çıktıktan sonra açıklamaları da takip etmek üzere sıklıkla döneceğiz. Ama Türkiye'nin gündeminde tek yargı konusu bu değil. Az önce de ifade ettik. Şen Yaşar ailesinin davasında yeni gelişmeler, eski bir bakanın çok çarpıcı itirafı var. Bir de Çervatoğlu davası. Rize Fındıklı Halkı Adliye önünde demiştik. Az önce beraat kararı geldi efendim. Beraat kararını bizzat Çervatoğlu'nun avukatı Çağdaş Karaküçük'te konuşacağız. Dönelim, başlayalım efendim konuşmaya. Sayın Karaküçük, merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, hoş bulduk. Bir kamu görevlisini tehditle suçlanıyordu belediye başkanı Ercüment Çervatoğlu. Orada polis memuruyla birlikte yaşanan bir tartışma, havaya açılan bir ateş, bir festivaldeki bir tartışmanın bir dava konusu olması, üstelik 3 yıl hapis cezası istemini beraberinde getirmesi ama bugün beraatle sonuçlandı. Nasıl değerlendirirsiniz? Bugün duruşmada neler yaşandı? Evet, ya... Çok mutluyuz. Hatta çok sıcağı sıcağına bağlandık. Çünkü daha 5 dakika önce beraat kararını aldık. Onun da biraz üzerimizde heyecan ve mutluluğu var. Bildiğiniz gibi 2019 yılında belediyenin yapmış olduğu bir festivalde belediye başkanının polise mukavemet ettiği iddiasıyla açılmış bir soruşturma ve akabindeki yargılama söz konusuydu. Dosyada bir tane tanık beyanı dışında olayın gerçekleştiğine dair hiçbir delil yoktu. Kaldı ki o tanık beyanı da çok yani güvenilir veyahut itimat edilebilir bir tanık beyanı değildi. Bütün Fındıklı halkı olayın şahidiydi, birebir gördüler ve böyle bir olayın gerçekleşmediğine tanıklık ettiler. Duruşmalarda da dışarıda da. Ve neticede adalet tecelli etti. Müvekkil Ercüment Şahin Çervatoğlu beraat kararı aldı. Beraat kararının önemi sadece ceza yönünden değil, aynı zamanda bir de hak mahrumiyeti de savcılık tarafından talep edildi. Bu şu anlama geliyor.
bir ceza alması durumunda belediye başkanlığının da düşmesi söz konusu olabilecekti. Bu ihtimal de vardı. Beraat kararıyla beraber bu ihtimal de ortadan kalkmış oldu. Dediğim gibi soruşturma aşaması özellikle çok fazla soru işareti barındıran ve soruşturmanın normalde Türkiye'deki hukuk mevzuatına göre dahi yürütülmediği bir soruşturma aşamasıyla karşı karşıyaydık. Mahkemenin gerekçesini bilmiyoruz tabii ki henüz çok yeni olduğu için, daha 5 dakika önce beraat kararı verildiği için. Ama gerekçede de sanırım müvekkilin bu esas yönünden bu suçu işlediğine dair hiçbir delilin bulunmadığı,